Afyon Kule. Sen Premier Lig'in sen takipçilerden aldın mı? Biz 4-5-6 oyuncumu sahip anlaşıldı. Afyon Kule. Dinliyorum. Tam trafik biraz kalabalık olacak. Şimdi 6 ve 7 numaralara 2 tane 4-5 numaraları da 2 tane 1 numaraya da yani tüm 1 numara hariç belki diğer 4 park pozisyonunda kullanabiliriz. Özellikle 6 ve 7 numaralara A700M düzeltiyorum A400M park ettirmek istiyoruz. Ve ayrıca eğer sizin karşılayıcı arkadaşlardan müsait olan varsa bizim makinist arkadaşa yardımcı olmasını da isteyebiliriz sizden. Çünkü aynı anda yaklaşık aynı anda kalabalık bir şekilde gelecektir. Anlaşıldı. 18 belediyeden kamyonlar gelecek. Nizamiye talimat ver, onları atlama alın. Bizim Afyon kapıdan. Anlaşıldı. 10 kule. Devam. Şu an komutana biz de ulaşamıyoruz hocam. Dediğim gibi bizim boşta kalan tüm park pozisyonunu kullanmak istiyoruz eğer bir sıkıntı yoksa. Anlaşıldı, komutanla ilgili görüşmem lazım. Valinin talimatıyla, Malatya valisinin talimatıyla cihazları açmıyoruz. Parkeyi pozisyonu vermiyoruz. Vali Bey'in kesin talimatı. Mutlaka üst komutanımızla görüşmen lazım. Tamam, biz ulaşmaya çalışıyoruz şimdi evet. Mutlaka ileride acil görüşmen lazım, bekliyorum. Askeri gelti binasının önünde bekliyorum. Anlaşıldı. Kule, kule 10. 10 kule. Şu anda bekliyorum malum. Biz hiçbir şekilde ulaşamıyoruz şu an komutan abi. Kule, kule 10. 10-21. Biz değilse komutana ulaşamıyoruz. Birimizi meşgul etmeyelim. Önce üstlerine et. Kule anlaşıldı. Aklına uçak almıyoruz. Vali Bey'in kesin talimatıyla, Malatya Valisi'nin kesin talimatıyla aklına uçak almıyoruz. Sizin aklına uçak alınmayacak anlaşıldı. Anlaşıldı. Ben de taksiyonunu aklından istedim. Kapatıyorum. Vali Bey'in kesin talimatı. Hocam biz askeri terminali kullanmak istiyoruz şu an. İki tane park pozisyonumuz var ya, onları kullanacağız. Çağrı ileride olsun, Vali Bey'in talimatı hayal imanına uçaktan indirmeyeceğiz diye Vali Bey'in talimatı, kesin talimatı. Elektrik 11. Selamın bütün aklın aydın atmalarını arkadaşlar kapatsın, elektrikçiler ileride. Talimat veriyorum. Elektrik bütün aklın aydın atmaları kararsızlanacak. Arkadaşlar
numara 10. Karşılıklı sahaya atıyorum. Ana pistimiz, ana pist ve emerjansı pist. Uçak parkından ve araç parkından dolayı hava trafiğine kapatılmıştır. Lütfen yayınlandı bilginize. 18-10. Evet, onu ben geçtim. Terminalde 10 var. Yolcuları bilgilendirin. Pilotlara da haber verin. Şirketlere de haber verin. Şu anda havalimanı, Malatya Havalimanı uçuşa kapatılmış durumda. Anlaşıldı. 11-10. Devam. Ne tanımlanmasak bizim? Sana ne tam yayınlandı, yaklaşık bir saat oldu, ne tam yayınlandı, şu anda Malatya Havalimanı uçuş trafiğine kapalı. Malatya Havalimanı uçuş trafiğine kapalı, ikinci bir anda kadar valideyi tanımasıyla. Anlaşıldı. Yedi karım uçak indirdiler, her şey tarafından. Dört kol kullanan, dört kolda kız da orada. Arkadan? Dört kol, yedi kol onlar orada. Yedi kol onlar orada, bunlar şey, kargo uçak. O beyaz hava kuvvetleri komutanın uçağıymış. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu tarafa gönderdiler. Bu çözümler birlikleri bu tarafa geçmesi engellemek için hesapları yok. Uçak var. Dost uçuşu yapıyor. Ünlü başkanı, başbakan açıklama yapmış. Yani normalde dönüyor. Orada bir kere Jetana üssündeki askeri üssün Jetana üssünün bir kere bu ihanet şebekesiyle birlikte hareket ettiğine yönelik durumları ve tespitleri bana aktardılar. Onun üzerine kuleyi ve havalimanını çerçeveye aldık ve etkisiz hale getirdik. Ama ona rağmen paşanın orada uçakları kaldırma girişimi ve müdüre özellikle baskı uyguladığı, müdürü kendi yanına çağırdığı, benim de kesinlikle paşanın yanına gitmeyeceksin, yerini terk etmeyeceksin ve hiçbir şekilde pisti açtırmayacaksın talimatımıza karşın F-4 uçaklarının pist başı yapması ve bunun aşağı yukarı 4.5 civarında cereyan etmesi, Ankara ve İstanbul, diğer noktalar da olabiliyor, bilemiyorum ihanetçilerin planını, detayını, yeni bombalama ve Ankara ve İstanbul'da devre dışı bırakılan uçakların yerine buradaki Malatya'daki Jetana üstündeki bombardıman uçaklarının oraya takviye olarak gönderilmesi ve belki meclisi daha farklı noktaları ilave hain planlarını gerçekleştirme noktasındaki hedefleri olduğunu gösteriyor. Buradaki alınan tedbirlerle bu ihanet girişiminin daha fazla uzaması ve sıkıntılar oluşturması engellenmiş oldu diye düşünüyorum.